1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor. Ben nasıl yapabilirim bu işi böyle? Üretici çare arıyor. Girdi maliyetleri aşağı çekilsin diyor. Üretimden kopmamak için sesinin yetkililerce duyulmasını istiyor. Hayvancılık istediğimiz gibi gitmiyor. Süt ucuz, et ucuz, maliyetler yüksek, mazot, gübre. Yani her şey girdi maliyetleri yüksek olduğu için bu hayvancılıktan para kazanamaz hale geldik. Aydın Nazilli'ye yaşayan Ali Aslan hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak artan girdi maliyetleri onu zor durumda bıraktı. Çocuğu gibi baktığı hayvanlarını bir bir sattı. Bundan bir yıl öncesine kadar 70-80 baş hayvanımız vardı. Şimdi ise 35 baş kaldı. Kendi köyümde bundan bir yıl önce 380 baş hayvan vardı toplamda. 200 başları geriledik. Nazilli Ziraat Odası Başkan Yardımcısı da olan Aslan, süt üretiminin de düştüğünü söyledi. Günlük 1,5 ton süt oluyordu. Şimdi 3 günde 2 ton süt anca üretebilir hale geldik. Yani süt üreticisi tamamen bitmek üzere. Taleplerini sıraladı. Bizi üretime küstürmeyin dedi. Bizim yok olmamız demek, ülkenin hayvancılığı yok olması demektir. Çünkü aile işletmeciliği bitti mi, her şeyin bitmesi demek. Bu süt üreticisine, et üreticisine bir an önce çözüm bulmaları, girdi maliyetlerin düşürülmesi, et sütün iyi noktalara çıkarılması.